YouTube'dan herkese selamlar, yeni video ile birlikteyiz. En iyi yayınlandı abi, en iyiye bakacağız. Hiçbir kartına bakmadım, en iyi ile birlikte yayınlanan. Geçen günlerde birkaç kart yayınlanmıştı, onlara baktık ama en iyiye bakmadık. Şu an birlikte bakacağız. En iyiye bakmadan önce iki tane duyurum var. Birincisi Infernal Swain çekilişimiz başlıyor abi. Siz bu videoyu gördüğünüzde Twitter'ımda çekilişi başlatmış olacağım. Twitter'ıma girip aşağıda açıklamalardan Twitter'ımı görebilirsiniz. Oraya girip en son sabitlenmiş tweet'in altına, tweet'i beğenerek altına da kullanıcı adınız ve Riot ID'nizi yazarak katılabilirsiniz. Örneğin benimki Barbie Rose #TR1. Bunu yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Twitter olmayan arkadaşlar seri bir Twitter açıp katılabilir, katılmak isterse. Çekilişi Twitter üstünden yapmayı planlıyorum. Twitter'dan da takip ediyor olmanız gerekiyor. Twitter'dan takip, sabitlenmiş tweet'e beğeni artı Riot ID'niz ve tag'inizi yazarak yorumlara çekilişe katılabilirsiniz. İkinci diyorum, YouTube'da katıl şeyim açıldı. Çok uzatmayacağım bunu. Katılabilirsiniz. Katıl butonuna tıklarsanız ne tarz özellikler kazandığınız görüyorsunuz. En büyük şeyi yazdığınız bütün yorumları cevaplıyorum YouTube'da. En büyük şey bu. Okey, lafı daha fazla uzatmayalım. Kanalda abone olun, bildirimler açın falan filan. Satışımızı yaptığımıza göre abi en iyi geçebiliriz. En iyi bu expansion'ın son kartı olacak. Dördüncü şampiyon. Jin 1-2-3-4. Anladın. Rabia aldı. Elleşme sahip. hop. Kulaklığım takıldı chat. Okey. Kulaklığım kablosu aşağı takıldı. Eni'ye bakacağız abi. Daha fazla lagaluga yapmayalım. Şurada bir Eni var. TR'den başlayalım. Okey. Let's go. Şimdi bir mana Noxus görüyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Eni agro mu? Okey. Let's go. Kullanmayacaksam gücün ne anlamı var ki? Eni agroysa ben düşerim bu arada. Okey, ben agro istiyordum. Jin'le çalışacak. Okey, saldırı özelliği var. Yetenekle çalışıyor. Jin support. Tamam, şu an bütün Jin destesi. Jin agro abi. Jin'den başka bir beklentiniz olmasın. Karta bakalım şimdi. Saldırı, beni karşılığında 2 hasar veririm. Ölür ya da oyundan kalkarsa onu... Ama 0-2. Okey, tamam. Bir mana 0-2. Bu arada çok iyi kart lan. What the fuck? Okey. 6 hızlı veya yavaş bir oynadığını ya da yetenek kullan... Oğlum! What? Tamam, Jin şu an oturdu. Yani Jin destesinde bir şampiyon daha bulamıyordum. Noxus'ta gitmen gerekiyor. Bu arada ışık ne kadar kötü, ne kadar beni leş gösteriyor. Heh. Aynen, bu daha iyi. Okey, tamam. Şu an bütün deste kafamda oturdu. Agro metasına hoş geldiniz abi. Agro'ya gıcık olanlar oyunu bırakabilir şu an. Okey. Gayet güzel. Okey. Bu tarz bir kart gayet hoşuma gitti benim. Devam. Olur. Çok eğleneceğiz. Bu kartı biliyoruz. Mana. Bu çok iyi bir kart değil. Bir şöyle de görmüştük. Bu da çok iyi bir kart değil bence. Adım Kaytera Eni. Ne haber Tibbers? Ya ben de oynayacağım. Eni broken. Buradan. Okey, onu öldürüyoruz. İki vuruyor Eni. Tamam, burada yalandan oyun kazanıyor. Devam edelim abi. Okey, kimsenin umurunda değil bu yıldız güçleri. Okey, bir diğer kartımız var. Raven Bloom Konservatuarı. Okey, bu büyük ihtimalle bu cringe leş isim. Annie'nin gittiği okul. Lore'u bilmiyorum. Aranızda lore psikopatları vardır. Sabah akşam strateji izleyip abi Dora bugün ne video atacak? Velvet atacak mı? Velvet lore hikayesi atacak mı diye bekleyenleriniz vardır, manyaklar, ama ben onlardan değilim. Okey, cringe bir okul. Geri sayım 10. Elinde bir Tiabolk oluşur. Cringe. Bu oyunda oynadığın her hızlı büyü, yavaş büyü ve kullandığın her yetenek için bir tur ilerlerim. What the fuck? Bu kartı oynuyor musun? Uyattım. Bir dakika, bu oynanabilen bir kart mı? Okey, tamam. Okulu yaktım. Şimdi de seni yakacağım. Ya Bolk ne abi? Haftaya Bolk geldi elimize. Any level atlıyor. Okey, any level up'ını görelim. Önce duman, sonra ateş, sonra Tibbers. Animasyon biraz dandik önce geldi. Önce duman, animasyonun sonra... dandik olduğunu düşünen bir tek ben miyim? Eni'nin tipi mi çok dandik? Sonra ateş. Eni biraz dandik göründü. Yeterince korkunç olamamış bence. Okey. Tibbers. Seviye atladığında elinde bir Tibbers oluşur. Okey, tamam. Yani. Saldır beni karşılayalım. 3 hasar veririm ve onu sersemletirim. Ölür ya da oyundan kalkarsa... Okey abi, Enimük. Enimük. N4-4'lük bir şampiyon. Tibbers'a bakalım şimdi, Tibbers neymiş? Tibbers'ı görmek lazım. 6 mana. Boyun eğmezlerse yanacaklar. Okey. Tibbers abi. Tiabolk. 6 mana 6-6. Aban. Çağrıldığımda her yerdeki dost birimler artı bir kazandırırsın. Ve oyun boyunca tüm büyülerin ve yeteneklerin fazladan bir hasar verir. Yani o kadar worth değil bu. Yani 10 tur...
Bunu oynamazsın ya agro bir destede. Altı mana da oyunu kazanıyorsun. 6-7 mana da oyunu kazanacaksın yani. Bu kartı oynamaya hiç gerek yok. Bu kart boş ben söyleyeyim. Okay, havalı bir görsel. Devam. Vakti geliyor. Yeni. Okay. Eğlendin. Yeni kart. Abi Tibbers'ı görebilir. O neydi? O neydi? Eni'nin yok eti. Dur. Bir birim seçersin. Birim bu turda bir dahaki sefer hasar aldığında onu öldürürsün. Bir dakika. Bir birim seçersin. Birim bu turda bir dahaki sefere hasar aldığında onu öldürürsün. Wow, hiç İyi fena bir kontrol geceler. kartı değil biliyor musun? Hiç fena bir kontrol kartı değil. Yani agro ile alakası yok. Mesela bunu oynadıktan sonra Blade Edge atarsan Blaze Edge var ya bir manalık spell. Direkt 3 manaya bir birim öldürüyorsun. 3 manaya Vengeance atıyorsun abi 2 kartla. Wow, bu kart bayağı iyi bu arada. Ateş ne güzel Tamam, dalgalanıyor, şimdi biliyorsun. çağırıyor. Aynı kart. Tibbers'ı gördük orada. Dur gösterir illa. Sana bir... Ha. 6 mana 5'e 5 oyna bir düşmanı sersemletirsin. Ardından sersemleşir ya da hasar almıştır düşmanı harikaz. Gayet güzel. Okey, gayet güzel. Şey yapmaz. Gayet güzel bir özellik. Aynen 6 mana 5'e 5 korkunç. Hani 6 mana 5'e 5 korkunç oyna bir şey sersemletiyorsun. Bir de hem bir şey sersemletiyorsun hem fierce'ın var. Bayağı iyi bu arada. Okey. Başka bir şey var mı? Bırakmayın. Harbi meta bu ya. Meta şu gördüğünüz board abi. Welcome to cringe. Bir sürü saçma sapan. Oha ne kadar küçük oldum. Bu gördüğünüz bir sürü cringe, saçma sapan yetenekli şampiyon oyunu domine edecek. Welcome to new meta. Meta bu abi. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Counterplay yok. Hepsi yetenekli hasar vurduğu için Canım. şey falan da işe yaramayacak. Okey tamam. Bütün kartlarımız burada. Bu ekran niye bu kadar büyük ayrıca? Bu kadar büyük olmaması gerekiyor. Okey. Okey. Şimdi eni mükemmel eniye düşün. Buradan bir yorumlayayım şimdi. Eni mükemmel. Bir mana streak olmasının bir önemi yok. Beni karşılığında iki hasar veririm. Bu kartı bir mana da oynadığınız zaman garanti 2 damage atıyorsun. Önüne de bir şey koyarsa öldürürsün ki asla kimse bir şey koymayacak. Garanti 2 damage eni. Okey. Ölür ya da oyundan kalkarsa. Okey. Bu mük. Eni mük bir kart. Altı hızlı veya yavaş bir oynadığında bir yetenek kullandığını görünüyor. Şimdi birincisi kendi yetişini görmesi gerekiyor. O yüzden level atlaması çok kolay olmayacak elinin. Ama zaten Eni oynarken ki asıl hedefimiz hiçbir zaman Eni'ye level atlatmak olmayacak. Eni agro kartı. Bir mana yapıştır go atak. Bir mana birebir olsa biraz OP mi olurdu? Biraz OP olabilirdi. Ama bir mana 0-2 daha iyi ya. Yani bir manalık bir kartın iki canının olması çok daha iyi. Birebir olmasına evet. Level atlayınca dediğim gibi güzel gayet Tibbers veriyor. Teması güzel. Sersemletme ile alakası var. Yani agro ile sersemletmeyi bir araya getirmişler ki mükemmel bir şey bence. Tibbers de gayet okey. Yani çok gayet şey nasıl diyeyim. Eni'nin bunu görmesi lazım. Özelliği gayet güzel. Temasıyla uygun. Güzel. Gayet Eni 10 üzerinden 10. Dizayn olarak da 10 üzerinden 10. Denge olarak da 10 üzerinden 10. Kontrol veya yavaş testi oynamayı sevenler yaptırıyor. Geçmiş olsun. Eni'nin yok eti. Bu kart şeyle alakası yok. Şimdi bunu kristal olarak koymamışlar. Şimdi Eni öncelikli bir Runeterra şampiyon değil. Bunu fark etmişsinizdir zaten. O yüzden Eni'nin yok etini büyük ihtimalle destemizi alabileceğiz. Birbirini seçersin. Bu iyi bir kart. Kontrol için bence gayet iyi olacak bu. Yani çünkü Blade Edge ile 3 manaya Vengeance atabiliyorsunuz ki bu hiç fena bir özellik değil. Ayrıca elinizde ikinci bir Eni kopyası olursa gene hiç fena bir kart değil bu. Ravenbloom Konservatuarı. Geri sayım 10 Endeavor. İşte bu o kart. Bu oyunda oynadığın her hızlı büyü, yavaş büyü veya kullandığın bir yetenek için bir tur ilerlerim. Bu kartı asla oynamayacaksınız abi. Yani bu kart kontrol bir deste de oynanır. Kontrol bir destenin böyle bir finisher'a ihtiyacı yok. Evet bu kartı oyna. Çünkü bunu atıyorum. 6 manda savunma turunda oynadın. Bir daha ataklayacaksın. Bir board'un olacak adamı öldürmemiş olacak. Zaten böyle bir board'un varsa. Yani bu tarz kartlara şunu diyoruz abi. Daha çok kazan kartlar. Oyunu kazanıyorsan daha çok kazandırıyor seni. Ama gerek yok yani. Bir de agro bir deste bir manda yer kartı oynamak istemez. Bu da var. Bu kötü bir dizayn olmuş. Beğenmedim bu kartı. Manahuru öğrencisini dün görmüştük zaten. Bu dün yayınlanmıştı. Gene bakalım. Her tur ilk defa hızlı veya yavaş bir oynadığında ya da yeteneğini kullandığında bir büyük özleri oynarım. Büyük özleri oynarım demektir. Rakibin Nexus'una bir vuruyor. Büyüşör kötü bir kart. İki mana birebir oyuna bir düşman sersemletirsin ya da zaten sersemletirsen onun yerine iki hasar verirsin. Kötü bir kart. Sınıf başkanı hızlı veya yavaş bir oynadığında ya da yetenek kullandığında bana artı bir kazandırırsın diyor. Okey. Bu da kötü bir kart. Bununla oynanacağını ben sanmıyorum. Full Broken Agro yetenekli kartlar oynanacak. Bir deste yapmıştım zaten. Bunu hem Twitter'dan paylaştım hem
Lore'da topluluk YouTube'da topluluk sekmesinden paylaştım. Hepiniz broken dediniz. Bir de bu paketle Annie ile birlikte çok daha absürt bir şey olacak. Annie'ye düştüm ben abi. Annie mükemmel bir şey. Aksini iddia eden varsa oyun başlayınca görürüz. Okey, Annie 4-4'lük abi. Ben gerçekten düştüm Annie'ye. Çok güzel bir agro destesi olacak. Meta deli gibi agro olacak. Hiç başka bir argüman yok yani. Başka bir şey var mı? Okey. Annie ile birlikte abi bu sezonun kartlarını burada noktalamış olduk büyük ihtimalle. Yarın Yamanote gelecek. Yarın yeni kart açıklamayacaklar büyük ihtimalle. Aynen, son şampiyonu da açıkladılar. Yarın Yamanote gelecek. Belki kart açıklarlar, bilmiyorum. Bakacağız. Çarşamba günde kartlar gelecek. Bu arada çekilişimiz 27'sine kadar sürecek. Cuma gününe kadar. Cuma gününe kadar Twitter'dan şey yapıp Infernal Swain için katılabilirsiniz. Cuma günü belli bir saatte onu açıklarım. Twitter'da yazıyor olur zaten. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman, Twitter'a gittiğiniz zaman onu görmüş olursunuz. Çekilişimizi yapacağız. Şansı olan kazansın diyelim. Twitter'ınız yoksa da açabilirsiniz. Zaman var hala. Sırf ona katılmak için de açabilirsiniz. Twitter kullanmayın ama akıl sağlığını kaybediyor insan. Okey. N44'lük çok güzel bir deste paylaşacağım. Direkt kafamda oluşturdum zaten. O yüzden takipte kalın hem Twitter'dan hem YouTube'dan. Topluluk sekmesinde paylaşırım. Yeni Yama geldiği zaman da direkt gameplay'e geçeriz abi. Kendinize iyi bakın diyorum chat. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun, like atın, bildirim aşağıda Twitter.